hocam şu anda Ramazan ayındayız ve tabii Covid günlerindeyiz de. Evet. Evde ve bazen kısıtlama günlerimiz oluyor. Yine önümüzdeki süreçte 4 günlük bir kısıtlama dönemine gireceğiz. Hep evde olacağız. Evet. Ya peki Ramazan ayında sıvı tüketimi ve evde sıvı tüketimi nasıl olmalı? Tabii Ramazan ayında oruç saatleri dışında sıvı alımını mutlaka yerine koymak lazım. Yani eksik kalan sıvıyı mutlaka yerine koymak lazım. Bu aşağı yukarı 24 saate gene yayıp, hani o gün 1 litre ve 2 litre ben su içtim mi diye değerlendirmek gerekiyor. Ama işte böbrek yetmezliği sınırında yaşayanlar, şeker hastası, tansiyon hastası da hani bunu yaparken iki kere düşünmesi lazım. Tansiyonun yükseltilmemesi, vücuda giren sıvının miktarının iyi değerlendirilmesi, bunlar çok önemli gerçekten. Ve tabii korona günlerinde de COVID-19'la savaşırken de bilim insanları bol sıvı tüketmemizi de söylediler. Kesinlikle. O tabii virüsün belki daha kolay mideye itilmesi, evet, belki seyreltilebilmesi, solun yolları, üst solun yollarına tutunmasının güçleştirilmesi anlamında akla yatkın gözüküyor. Zaten bu konuda uzmanlar söylüyor. Her koşulda doğru olduğuna inanmak durumundayız. Onun için sıvının bir de böyle bugünlerde ayrıca bir faydası var. Ayrı bir önemi ve faydasını tekrar görmüş. Hani dedik ya programımızın başında Arman Hocam, artık farklı bir yaşam kalitesine girmek zorundayız. Evet. İşte bunlardan biri de bu. Yani bazen şunu duyuyorduk. Ben su içmeyi unutuyorum. Hayır, çok önemli. Kesinlikle. İşte bakın bir virüsle dahi savaşırken sıvı tüketin diyor bilim insanları. Kesinlikle. Çünkü sıvı her koşulda o bölgenin temizlenmesi. Vücudun zehrini atıyor dışarıya. Zehrini atıyor. Kanın sulanması, dolaşımı kolaylaştırıyor. Dolaşımın kolaylaşması demek vücudumuzun her köşesine ihtiyaç maddelerinin daha iyi aktarılması demek kan yoluyla. Yani sıvısız kalmış bir insanın bir süre sonra kanı bile koyulaşıyor. Bunlar da pıhtılaşmadan dolaşım bozukluğuna, beyne yeterli oksijen, protein gitmesinden, ne bileyim böbreklerin yeterli çalışmasına kadar birçok aksaklığı getirebilir bu konudaki aksaklıklar. Onun için bunu da gerçekten sıvıyı önemsemek lazım. Peki Arman Hocam, vücudumuz susuz kaldığı zaman vücuttaki işte bazı organlardan besleniyor diye duymuştuk. İşte vücutta sıvı olmazsa kemiklerdeki sıvıyı tüketir, böbrekteki sıvıyı tüketir. Ne kadar doğru? Yani şimdi vücudun sıvısız, sıvı alımının azaldığını, sıvının azaldığını algıladığı an böbrekler şunu biliyoruz. Böbrekler hızla idrar konsantrasyonunu arttırıyor. Yani 100 cc ile atacağı zehir maddelerini aşağı yukarı bir 50 cc ile, 40 cc ile atmaya çalışıyor. Bu çok koyu idrar çıkarmamıza sebep oluyor. Ayrıca da böbreklerin ekstradan fazla yorulmasına sebep oluyor. Bu açıdan gerçekten sıvı kısıtlanması önemli ve zor bir durum bizim böbreklerimiz ve bedenimiz için.